Vallahi nakit yapmak çok zor. Kredi kartı genelde kullanıyoruz. O da ekstralar falan bizi bayağı bir sarsıyor ama yapmak zorunda kalıyoruz. Bankalar Arası Kart Merkezi 2022 yılının ilk 6 ayına ait verileri yayımladı. Buna göre ilk 6 ayda kartla ödemeler %103 artarak 1.44 trilyon lirayı buldu. Harika. Hiçbiri olmuyor yani. Yeni başladık da. Bu yılın ilk yarısında kredi kartıyla en fazla harcama havayolu sektöründe yapıldı. Oransa 298'i buldu. Havayolunu sırasıyla konaklama, yemek ve akaryakıt harcamaları izledi. Yılın ilk yarısında yabancı kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterdi. 153 milyar liraya ulaştı. Borcu borçla ödeme yöntemi yasal takibe düşen kişi sayısında artışa neden oldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre bankalara ödenemeyen kredi veya kredi kartı borçlarının tutarı 30 milyar lirayı aştı. Nakit sıkıntısı çektiğimizden dolayı kredi kartına yöneldik. Peki borcunuz çok var mı? Var biraz. Nakit sıkıntısından dolayı mecburen bir yere yüklenecek. O da haliyle kredi kartı. Ödemelerini genelde nasıl yapıyorsun? Kredi kartıyla yapıyorum. Neden kredi kartı? Geçim zorlaştı diye işte kredi kartına geçtim ve geçmek zorundayım. Nakitle işlem yapılmıyor. Yasal takibe düşen kişi sayısı yılın ilk 5 ayında 403 binden 748 bine yükseldi. Böylece Mayıs 2022 itibariyle borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 4 milyon kişiye ulaştı. Ödemeleri taksitlendiriyorum. Bir yeri geliyor, nakit ödüyorum olduğu zaman. Olmadığı zaman da o şekilde devam ediyorum. Kaç tane kartınız var? Benim bir tane var ama o bile bana zor geliyor desem inanır mısınız? Kartlı ödemelerde kullanıcı ve satıcı belli faizler ödüyor. Bu da bankalara kar olarak yansıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre bankacılık sektörünün Mayıs sonu itibariyle net karı %434 arttı. 132 milyar liraya ulaştı. Açarsın bu kenara. Bir şey yapıyor musun?